الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب بي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دك دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قد قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. İşte geldi gidiyor, mutlu günler bitiyor. 11 ayın sultanı bize veda ediyor. Manisiyle başlamak bugüne nasip oldu dostlar, 20. güne ve kalan 9 gün için herhalde bugünden itibaren böyle veda sözleri, veda manileri, belki de Fatih Koca'nın sedasından ve Bağdı Sabah'ın musikisiyle veda eserleri okumaya başlayacağız. Çünkü son 9 güne girmiş bulunmaktayız. Artık bugünden itibaren son güne kadar gecelerde Kadir Gecesi'ni aramaya başladığımız günler başlıyor dostlar.
Ve bu geceleri çok iyi değerlendirmek hepimizin üzerine herhalde düşmüş olan bir boyun borcu, iman etmiş olan, amenna demiş olan biz müminler için. İnşallah Cenab-ı Hak bu güzel günleri iyi değerlendiren, bu güzel günleri inşallah bir daha yaşamama ihtimali varmışçasına bir bilinçle, yani seneye bir daha Ramazan'a gelir miyim, bir daha Kadir Gecesi görür müyüm acaba, bir daha bayrama ulaşır mıyım acaba diye ne olacağımızı bilmediğimiz bir ömür üzerinde yürüdüğümüz için, öyle bir zamanla son yola, son ana gittiğimiz için bir daha acaba görür müyüm telaşı, endişesi ve dikkatiyle bu günleri idrak eden kullarından eylemesini diliyor ve istiyoruz. Yine bir dua ile başlamış olduk dostlar bugün. Efendim, bugün her gün olduğu gibi yine çok özel ve kıymetli misafirlerim ve önemli bir konuyu konuşacağız. Ama her gün olduğu gibi bugün yine bir hikayeyle başlamak istiyorum. Açıkçası dün Türkiye Diyanet Vakfı'nın iyilik sofraları kurulmuş olduğunu ekranlarınıza taşımıştık programımızın içerisinde. Ve Ankara'dan bize sevgili Osman Yılmaz'la beraber Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Hasan Kamil Bey bağlanmışlar. Ve Suriye'deki göçmen kardeşlerimiz için gelen, Türkiye'de yerleşen kardeşlerimizle beraber 9000 kişilik bir iftar sofrası verilmişti. Bir iftar sofrası kurulmuştu, özür dilerim. Ve birlikte iftar edilmişti. İnanın Ramazan-ı Şerif'in en çok özlenilesi tablolarından bir tablo bu. Hepimiz için böyle. Bu güzel günlerde eşimizle, dostumuzla, arkadaşımızla, komşumuzla ve etrafımızdaki fakir kardeşlerimize beraber etmiş olduğumuz iftarlar, kurulmuş olan bu sofralardaki büyük bereketleri hatırlayacağımız 11 ay geçireceğiz. Eğer ömrümüz yeterse yine bir sonraki Ramazan'a. Dolayısıyla bu günlerde bu sofralara çok dikkat etmemiz lazım. Boş sofra kurulmaması için. Bugünlerde bu sofraları dostlarımızla, arkadaşlarımızla, yakınlarımızla, akrabalarımızla ve etrafımızdaki gerçekten fakir olarak gördüğümüz insanlarla paylaşmanın son 9 günü diyebiliriz. Eğer bu sofraları ne kadar çok paylaşır, eğer bu sofralarda ne kadar çok misafirle iftar edersek, bu sofraların bereketi, o sofraların kurulduğu hanelerin bereketini Allah kat ve kat artıracaktır. Ve bunu müşahede ettiğinizi göreceksiniz, müşahede edip yaşayacaksınız. Eğer böyle paylaştığınız bereketli sofralarınız varsa. Halil İbrahim sofrası diye bahsedilir. İbrahim Halilullah'ın sofrasına. Zira Hazreti İbrahim bir yemin üzere hayatında hiçbir sofraya misafirsiz oturmama üzere bir yemin, bir ant içtiğinde o andın üzerinden misafirleriyle beraber açmış olduğu sofralardan sonra bir ay geçivermişti. Bir ay hiç misafir gelmeyince bir de yemin etmiş olmasıyla kaynaklı. O da misafir gelmediğinden dolayı o bir ay içerisinde hiç yemek yememiş. Ve bir ay sonunda artık takatsiz düştüğünü görünce bir misafir bulmalıyım ki etmiş olduğum andı, etmiş olduğum yemini yemeden bir misafirle oturup bu sofrayı beraber paylaşıp bir misafirle ben de karnımı doyurmalıyım diye takatsiz haliyle düşmüş yollara. Oldukça uzak bir diyara kadar yol almış ki bir misafiri bulamamış yolda karşılaştı. En sonunda oralarda dolaşan bir şeyler arayan bir adam görünce ona yaklaşmış. Hayırdır, sen bir şey mi ararsın diye sorduğunda adam da demiş ki yahu demiş sorma yabancı, ben 3 aydır bir yemin içireyim. Ve ettiğim yemin de asla misafirsiz bir sofrada oturmamak deyince İbrahim şaşırmış, Hazreti İbrahim. Adam demiş ki 3 aydır açım, misafir gelmediği için yemek yemiyorum. Bu akşam bana konuk olur musun, senden istirham ediyorum deyince adam hiç ses etmeden adamın peşine düşer ve evine gider. Oturur misafirhanesi, misafir olur ve sofrasında beraberce yerler, onu misafir olur. Daha sonra yatarlar ve sabah kalktığında adam Hazreti İbrahim'i bilmemekte ve tanımamakta kim olduğunu. Ona der ki bana misafir olduğun için Allah senden razı olsun. 3 aydır yemek yemiyordum. Sayende dün akşam yemek yemiş oldum. İnşallah bereketli bir ayaktır ayağın ve inşallah bugünden sonra hep misafirler gelir kapıma. Şimdi senden bir ricam var. 3 aydır hiç gelen gidenim yoktu. Oldukça birikti evimde malzemeler. Şu oda ve içerisindeki her şey. Neyi canın çekiyorsa lütfen al ve öyle git buradan deyince Hazreti İbrahim der ki hiçbir şey istemem senden. Fakat senden önemli bir şey istiyorum der. Ne deyince adam? Senden dua istiyorum der. Adam der ki ben dua etmeyi bıraktım yabancı. Niçin bıraktın dediğinde
Galiba Allah benim duamı kabule şayan görmediği için duayı bıraktım dediğinde, hayırdır der, duan neydi? Buralarda bir peygamber olduğu, bir peygamber gönderildiği söylendi, kulağıma geldi. Sürekli dua ediyorum ki o peygamberi ben de bir kez göreyim, o peygamberle bir kez tanışayım. Fakat kabul görmedi. Demek ki kabule şayan bir dua değilmiş dediğinde, Hazreti İbrahim ona der ki, bir aydır aç kalışım, bir aydır misafirsiz kalışım hiç boşa değilmiş. Senin ayağına gelmek, senin duanın kabul edilmesi varmış ki yollara düşmüşüm. Gönderilen o son peygamber diye bahsettiğim peygamber benim. Ben de tam bir aydır misafirsiz bir sofraya oturmak üzere etmiş olduğum ant sonucunda yollara düştüm ki bir misafir bulayım ve sofram şenlensin. Ben de misafirle karnımı doyurayım diye yollara düşmüşken senin etmiş olduğun dua beni buraya getirdi. Sen mübarek bir adamsın ve duaya devam etmelisin der. İşte Halilullah Hazreti İbrahim hiçbir zaman sofrasında bir misafiri olmadan oturup tek başına sofrada karnını doyurduğu görülmemiş. Bugünleri ibadet anlamında iyi değerlendiren kullar olmak yanı sıra dostlar, kalan şu 9 günü bayrama kadar ve bayramda sofralarımızı misafirlerimize, ihtiyaç sahiplerine açmamız gerekiyor. Açalım ki bereketlensin ömrümüz, açalım ki bereketlensin kalbimiz, açalım ki bereketlensin sofralarımız ve hanemiz diyor ve sevgili Fatih Koca'ya şöyle bir bakış atıyorum. Bugün güler bir yüzle bizi karşıladı sevgili Fatih Koca. Bugün neşen yerinde hocam. Ama her zaman neşemizim. Her zaman ya, tatlısın Allah doğru. Allah Allah, her zaman. Niye öyle bir şey söylediyse. Bazen seni üzgün görüyorum. Yani biraz Ramazan. Acaba dalgın oruç. Dalıyorsun. O yani içinden sonra biraz. Ondan. Yani yoksa biraz herhalde. Ondan. Elhamdülillah. Değil, şükürlük elhamdülillah. Hallerimiz var. Bir defa şu anda bizi ilk defa izlemiş olan dostlarımıza da hatırlatmış olalım. Becmalem Valide Sultan Camii'nin bahçesinde denize sıfır. Le bir derya diyorlar ya hocam bak. Masmavi. Deryanın hemen yanı başında. Her kime nasip eder Cenab-ı Hak böyle iftar saatinde burada olmayı. Elhamdülillah. Bize elhamdülillah nasip etti. Şükürlük binlerce hal. Her kime nasip eder ki ekranlarında kumandasında şu anda Diyanet TV'yi tuşlamış ve Diyanet TV izleyen izleyici ne kadar nasipli değil mi? Masmavi bir Lebi Derya manzara, şahane bir ses Bağdı Sabah ve sevgili Fatih Koca. Nasiplenecekler inşallah. Biraz evvel de söylediğiniz artık son günlere girdik. Yani sen veda erken etmiştin ama geçen hafta. Yine Ramazan 15'inden sonra zaten veda etmeye başlıyoruz. Şimdi yine teravih devam ediyor. Bir teravih namazıyla alakalı güzel bir eser. Sözleri hemen karşımızda üftade. Hazreti Üftade Hazretleri yani Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin şeyhi Bursa'daki Üftade Hazretleri'ne ait. Saladır mümine gelsin, teravih sünnetini kılsın. Biraz evvel yine söyledin. Orucun kadrini bilsin. Allah Allah. Cemalini isteyip haktan. Güzel bir Halil Çay bestesi. Orucun kadrini, kıymetini bilme temennisi ve duasıyla herkese gelsin. Herkese armağan edelim bunu. Haydi o zaman. Bismillah. Buyurun. Söz sizde. Yeah.
Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık dostlar. Sağ olun, var olun. Yine bu esintiler devam edecek. İnşallah, değil mi? Bizi burada üzgün ve süzgün bırakmayacaksınız. Hocalarıma da hoş geldiniz yalnız diyorum. Bırak. Sağ olun. Eyvallah. Efendim az önce herhalde programın başlangıç heyecanı olsa gerek. Ben programın konusunu söylemeyi unuttuğumu fark ettim ve şimdi fark ettim bunu. Bugün inşallah tüketim kültürü, israf ve dünyevileşmeyi konuşacağız dostlar. Ve bunu çok kıymetli iki misafirimizle konuşacağız. Onu söylemiştik. Doktor Muhlis Akar hocamı şu anda aynı zamanda Diyanet Radyo dinleyenleri de bizi dinlemekte ve takip etmekte ortak bağlantıdan dolayı çok iyi tanıyacaklardır. Sesini duyunca da hatırlayacaklardır. Her cuma, cuma öncesinde cuma sohbeti çok kıymetli hocamın sunumuyla yapılmakta Diyanet Radyo'da. Aynı zamanda Din İşleri Yüksek Kurulu üyesidir kendileri. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir Erzurum yiğididir diyelim. Hemen solunda, hocamın solunda yer alan çok kıymetli misafirimiz de hemşerim. Evet, bunu da yeni öğrendik. Az önce daha programa başlarken öğrenmiş olduk. Isparta Yalvaçlı'dır kendisi. Hocam önce böyle başlamak ne ilginç değil mi? Hani memleketini söyleyerek başlamak. Çok kıymetli Süleyman Demirel Üniversitesi'nde de aynı zamanda İlahiyat Fakültesi'nde Profesör Doktor Talat Sakallı hocam bugün bizlere eşlik edecek inşallah. Bir hemşireyle de program yapmanın lezzetini bugün yaşayacağız ve tadacağız inşallah. Hocam da artık biz hemşireden öte olduk. Aileden biri gibi oldu. Çünkü Diyanet Radyo'da daimi beraberiz kıymetli hocamla. Yani dostlar bugün ekranlarda bizi izlememeniz için hiçbir neden kalmadı. Çünkü biz bizeyiz. Aileci bir program yapmaya gayret ediyoruz. Sizlerin şahitliğinde, sizlerin teşrifleriyle bugün de iftarı inşallah bezmi alemde beklemeye kararlıyız diyoruz ve bugünkü konu hocam malumunuz tüketim kültürü, israf ve dünyevileşme son zamanların en büyük sıkıntılarından, sorunlarından biri. Ben bir hemen kısa bir hadis-i şerif aklıma geldiği için öyle başlamak istiyorum. Sa'd'ın abdest aldığını görünce Hazreti Peygamber diyor ya, israf etmeden şu suyu kullan, bolca kullan diyor önce. Ey Allah'ın Resulü, bu su abdest almak için, bunun israfı olur mu dediğinde de bir nehrin kenarında alırken bile israf olur. Eğer onu kullanmasında hoyratça davranmazsan diye buyuruyor. Dolayısıyla nimetin çok oluşu, onu biz hoyratça kullanmamız için bir sebebiyet oluşturmuyor. Nasıl olsa çok var diyerek bizim kullanma biçimimizi ve ahlakımızı değiştirmemeli. Biz çokken de azken de tam bir mümin gibi kullanmamız gereken bir hayatı yaşıyoruz. Bu minvalü üzere hocam, tüketim sınırları Kur'an-ı Kerim'de nasıl çizilmiştir diye, Kur'an-ı Kerim'e göre Müslüman'ın tüketim sınırları nedir diye sorarak başlamak istiyorum size. Rahman ve Rahim olan Rabbimizin adıyla başlıyor. Şahsınızda bütün değerli izleyicilerimizi, Diyanet Radyosu dinleyici kardeşlerimizi hepsini sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum. Kadir gecelerini şimdiden tebrik ediyorum. Bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim daha nice nice bu güzellikleri beraber yaşamayı,
kendisine kullukta, insanlığa hizmette koşturmayı hepimize nasip eylesin. Bu arada sizleri de gönülden tebrik ediyorum. Sizi, Fatih hocamızı, çok güzel program icra ettiniz. Siz de ekranlarımızın başında zevkle, manevi bir haz alarak Ramazan'dan beri dinlemeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Tabii çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Hakikaten siz de ifade ettiğiniz gibi sevgili Peygamberimizin verdiği o mesaj, yani nehrin kenarında bile olsanız abdest alırken suyu israf etmeyin, Müslümanlara bir eğitim veriyor, bir manevi sorumluluk veriyor. Çünkü dünya bize emanet, nimetler bize emanet. Eğer insanlar nimetler bol olduğu zaman fazla israf ederek, efendim gereğinden fazla, sorumsuzca ve sınırsızca harcama yaparlarsa, tüketim yaparlarsa, nimetler elimizden alındığı zaman, daraldığı zaman, kıt olduğu zaman da sıkıntı yaşarız. Onun için burada bize bir sorumluluk aşılıyor sevgili Peygamberimiz. Tabii Kur'an-ı Kerim aşağı yukarı birçok ayeti kerimesinde bize Rabbimize karşı, insanlara karşı, eşyaya karşı, diğer mahlukata karşı sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Ve sahip olduğumuz maddi manevi nimetler bize bir emanettir. Bu nimetleri kullanırken nimetin sahibinin ortaya koyduğu ilkelere, prensiplere, ölçülere uygun kullanmamız gerekir. Mesela Furkan suresinde Rabbimiz Rahman'ın kulları diye bize ikramda bulunuyor. Güzel bir ifade bulunuyor. Hepimiz inşallah Rahman'ın kulları olma bilincine erişelim, amin, dua edelim. Buyuruyor ki Rahman'ın kullarının özelliklerinden birisi de وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَكُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Rahman'ın kulları harcama yaparken cimrilik yapmazlar, sorumsuzca da harcamazlar, savurganlık yapmazlar, ikisinin arasında dengeli olurlar. İsraf buradan etmez. Anlıyoruz ki dinimiz cimriliği yasakladığı gibi savurganlığı da yasaklıyor, gösteriş amaçlı tüketimi de yasaklıyor. Kur'an-ı Kerim burada aslında hayatımızın bütün alanlarına genel bir ölçü verdiği gibi iktisadi hayata, ekonomik hayata ait de çok önemli bir ölçü veriyor. Yani nimetleri israf etmek, gereğinden fazla harcamak dinimizde haram olduğu gibi nimetleri gerektiği yerde harcamamak da yine haram. Cimrilik de haram. Yani eli sıkı olma, elini tamamen açma diyor yine bir başka ayeti kerimede. Çünkü Allah-u Teala sevgili Peygamberimiz ifade ediyor. Allah cimrileri sevmez. Cimriler Allah'tan uzaktır. İnsanlıktan uzaktır. Peygamberden uzaktır. Cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cömertler ise Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktırlar. İşte Kur'an-ı Kerim'in verdiği ölçü bu. Ya ne cimri olacağız, ne efendim saçıp savuracağız, ölçülü davranacağız. Tabii Kur'an-ı Kerim başka ölçüler de veriyor. Mesela bir Müslüman geliri arttıkça, ben çok helalinden kazandım, alın terine, emeğe dayanarak kazandım, öyleyse istediğim gibi harcarım diyemiyor insan. Çünkü Allah-u Teala yerlerde, göklerde, canlı cansız ne kadar varlık varsa hepsini bizim hizmetimize vermiş. Önümüze konulan nimetlerde bütün varlıkların katkısı var. Yani güneşin katkısı var, suyun katkısı var, toprağın katkısı var, çalışan insanların katkısı var. Önümüze gelen bütün nimetlerde bunların katkısı var. Dolayısıyla biz, Allah-u Teala bize akıl vermiş, sağlık vermiş. Bunları toprağa tohum attığımız zaman bu tohum meyve veriyor. Kışın ölüm uykusuna yatan tabiat ilkbaharda yeniden canlanıyor. Öyleyse bu nimetler bizim soframıza geldiyse, biz kazandıysak, kazandığımızda mutlaka Allah-u Teala'nın hakkı var, insanların hakkı var. Ben kazandım, istediğim gibi harcarım diyemeyiz. Onun için Müslüman gelir arttıkça tüketiminde israfa gidemez. Yani gelir arttıkça insanlar faydasını maksimize eder diye ekonomide bir kavram var. Ama Müslümanın böyle değil. Allah-u Teala bir ayeti kerimesinde buyuruyor ki ve akimu salate ve atu zekate ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin tecduhu indallah. Bu ayeti kerimede Allah-u Teala namazınızı dosdoğru kılın, zekatınızı verin ve hayır olarak, yani malınızdan Allah için ne verirseniz kendiniz içindir, onun karşılığını Allah katında görürsünüz buyuruyor. Buradan anlıyoruz ki Müslüman bir insan helalinden kazandığı nimetleri değerlendirirken 3 tane temel prensibe dikkat edecektir Musa Bey. 1-
Elbette kendi temel ihtiyaçları için harcama yapacak. Ailesi için, çocukları için harcama yapacak. Çünkü ailesi için helalinden çalışıp kazanması da Allah katında bir ibadettir, bir sadakadır geniş anlamda. Bu da önemli. Efendim, elbette tasarrufu olacak, üretimi olacak, yatırımı olacak. Ama Allah-u Teala bu ayet-i kerimelerde bir şeye daha işaret ediyor, infaka. Yani bir insan kazancında mutlaka zekat başta olmak üzere, zekatta da sınırlı kalmayacak. Allah rızası için sahip olduğunu akrabalarıyla, yetimlerle, öksüzlere, garibanlarla, başkalarıyla paylaşacak. Yani Kur'an-ı Kerim, evet. Evet, Kur'an-ı Kerim bize bu ölçüleri veriyor. Yani ben gelirim arttıkça istediğim gibi sorumsuzca harcama yapamam. Yine o mal bana emanettir. O malı kullanırken kendimin hakkını, çocuklarımın hakkını, ailemin hakkını, akrabalarımın hakkını ve fakirlerin, yetimlerin, gariplerin hakkını da gözetmek durumundayım. Teşekkür ediyoruz hocam. İnfakı ayrıca aslında başlı başında da konuşmak lazım. O çok önemli. Onun için hani dar zamana onu sıkıştırmayalım diye. Evet. Çünkü zira birazdan sevgili Selman-ı Seferi'ye bağlanacağız. Anadolu'dan bize bildirecek. Öncesinde hocam sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Tekrar en son hoş olalım. Az önce hocamla da söyledik. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu mülkle, insanlara vermiş olduğu varlıkla arasında insanın bir ilişkisi var. Bu varlığı yaşadığı sürece belli oranda, kimisi çok fazla bir varlıkla buna biz imtihan ediliyor diye söyleyelim. Kimin de çok az bir hayatı boyunca verilmiş olanla bir hayat geçiriyor. Buna da bir imtihan diyelim. Çünkü hem varlığın çokluğunda hem varlığın yokluğunda bir imtihan içerisinde insan her haliyle. Verilenlerle, az verilenlerle, çok verilenlerle. Bir mümin hocam bu durumda sormak istiyorum. Varlıkla arasındaki ilişkiyi nasıl belirlemeli? O nasıl bir ilişki olmalı arasında? Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Resulüne salatu selamların en güzeliyle selam olsun. Bütün müminlere ve bizleri radyolarından takip eden, televizyonlardan izleyen bütün Müslüman kardeşlerimize de saygı, hürmet ve selamlarımızla sohbetime başlamak istiyorum. Yalnız bir an önce, biraz önce Muhsin hocama Erzurum'un yiğidi dediniz. Ben de kendisini tanırım birkaç senedir. O noktada yiğitliğiyle ve Erzurumların yiğidiliğiyle meşhur olduklarını da biliyoruz. Takdir de ederiz. Yalnız ben burada biraz hani hemşeri olmamız hasebiyle bize biraz az iltifat ettiniz. Mesela ben de şöyle bir iltifat beklerdim. Hocam da güller, göller ve halılar diyarından geldiler. Özellikle de Isparta gününün şu son hasat günlerinde oldukça efendim güzel kokularla, mislerle geldiler. Biz de bu güzel koku ve güzel temennileri bütün dinleyenlerimize buradan iletmek isteriz. Hocam affınıza sığınıyorum. Özür diliyorum. Böyle bir başlangıç yapmak Estağfurullah. İsterdim. Sadece şöyle. Şimdi biz sonuçta 3 kişi buradayız ve sizinle ben hemşire olunca hocam mahzun olmasın diye açıkçası çok da bir şey söylemek istemedim size. O noktada iki hemşirenin arasında kaldık. Kaldık demesin. O noktadaki latifemizi herhalde anlayışla karşılayacaktır. İşin şakası bir tarafa. Hemen Muhsin hocamın kaldığı yerden ve sizin de sorunuzun cevabı olabilecek güzel bir noktadan devam edelim. Buyurun hocam. Gerçekten Cenab-ı Allah yerde ve gökteki bütün her şeyi İnsanoğlunun emrine amade kalmış. Onun hizmetine sunmuş. Tasarrufu onun eline vermiş. Bu anlamda mahlukat bazında insan esastır. Ama mülkün gerçek malik olan Allah-u Teala'nın koyduğu bir takım sınırlarda var. Mülkün sahibi diyor ki bu çerçevede şu sınırları aşmamamız gerekiyor. Bu çerçevede her şey insan içindir ama her şey onun emrine verilmiştir ama bunun sınırlarını da yine gerçek mülkün sahibini Allah-u Teala çizerek öncelikle diyor ki bunu tüketmek için değil. Varlığımız ve varlıklarımız imtihan içindir. Bunu başından kabul etmemiz lazım. Hem varlığımız hem varlıklarımız. Bunun yanında Allah-u Teala bizlere bu varlıklarımızı tüketmek için değil, hani bugün kapitalizmin ve dünya sistemlerinin insanlara dayattığı tüketmek için değil, belki üretmek için. Sadece üretmek için de değil, ürettiğini de paylaşabilmek içindir.
bunların sınırlarını bu şekilde çizdikten sonra oldukça güzel de prensibimiz vardır. İşte burada tasarruf sınırı, haddin çizgi noktası olan tasarruf, hemen bir öbür tarafında israf sınırı. İşte malik olan Cenab-ı Allah diyor ki, mülk senin olacak. Tükettiğin veya tasarrufunda bulunduğun mülk senin olacak. Mal senin olacak. Yiyeceğin, içeceğin, elbisen, harcadıkların, evlerin ve diğer sahip olduğun dünyadaki bütün her şeyin senindir. Helalinden kazanacaksın. Ancak bunu yine benim mülküm olduğu için sınırlarını koyduğum çerçevede bunun sınırlarını aşmayacaksın. Yani israf etmeyeceksin. Bu anlamda bir emanet sorumluluğundan bahsetti hocam. Bunların mutlaka kıyamet gününde hesabının verileceğini bize bildiriyor ve insanlar da bu çerçevede hesabını verebilecek kadar tüketmek durumundadırlar. Bir insan bunu tüketirken hesabını verebileceğimiz kadar tüketmek gerekiyor. Diğer bir önemli bir konu emanettir. Emanete hiyanet hiçbir mümine yakışmadığı gibi zaten ahlaki de değildir. Öbür taraftan tüketmek değil, bu tükettiğini birileriyle paylaşabilmektir. İşte belki infak çerçevesinde değerlendirebileceğimiz geniş anlamdaki başkasına verebilme, dolayısıyla bu israfı da bu çerçevede dengeleyecektir. Yani sadece üretmek ve tüketmek değil, bunun akabinde insanlara bir şeyleri verebilmektir. Onun için mesela şunu sloganlaştırmamız gerekiyor. Yani bunu dilimize pelensek yapmamız gerekiyor. Atma paylaş. Yani tüketmek için değil, birilerine faydalı olabilmek için bunları üretmek. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturunca da bu üretilenleri birileriyle paylaştığımız oranda hem bereketlenecektir hem de bunların kıymeti artacaktır. Konunun tabii iktisat boyutu var. İnsanın beş temel esas dediğimiz dinimizin de korumak gayesini güttüğü hayatı, canı, malı, ırzı ve nesli korumak çerçevesinde bunların israfa yönelik her birinin bir yönü var ki bizlere bakıyor. Hayatın israfını yapmamak gerekiyor. Bunu da tabii belki ayrı bir sohbet konusu kesinlikle yapalım. Kesinlikle öyle yapalım. Devamını... Ve yiyecek konusunu belki Ramazan'la münasebet olduğu için yiyecek konusuyla alakalı şeysin israfı bu çerçevede burada konuşmaya çalışalım. İnşallah üstadım. Devam edeceğiz kalmış olduğumuz yerden güzel ve tatlı sohbetimizi. Isparta gülü kokan şahane muhabbetimizde. Isparta çok güzeldir ama değil mi hocam? Reklam olur mu acaba böyle söylememiz bilmiyorum ama hakikaten güller diyarı, gül gibi kokan bir şehirdir Isparta. Evet, bakalım gül kokan bir şehirden mi bize Selman'ın seferi sesleniyor? Merak ediyoruz. Acaba bugün nerede? Dün Niğde'nin nesindeydi? Bugün acaba hangi şehrin nesinde? Selman'ın seferi bizi duyuyor mu acaba? Selman'ın seferi. Söz sende. Duymaz mı? Eyvallah. Tabii biz Isparta'ya da gideceğiz. Az kaldı. Yarın nasipse Konya. Sonra inşallah Isparta var mı? Isparta'ya. Var olmaz mı? Oo ne güzel. Ben arayacağım zaten geceden. Abi biz gidiyoruz Isparta'ya. Hazırlıkları yaptırın inşallah. Değil sizi arayacağım yani. Tabii mutlaka aramalısın. Konuklarınıza da eyvallah. Konuklarınıza da selam ediyoruz. Biz bugün güzel bir yerde, güzel bir havzadayız. Sadece bir ilçede değiliz. Bir ildeyiz, bir merkezdeyiz, bir tarihteyiz, medeniyetteyiz, kültürdeyiz. Tabii genelde turistik bir alan diye bilinir. Sadece turistler gelir, fotoğraf çeker. Hayır böyle değil. Dini hayat da devam ediyor. Kur'an-ı Kerimler de okunuyor. Güzel akşamlar da var, sohbetler de var, iftarlar da var. Burası neresi? Burası Ürgüp. Biz Kapadokya'dan selam ediyoruz sizlere. Tabii ilçe müftümüze, il müftümüze saygılar, sevgiler sağ olsunlar. Bin bir hazırlıkla zahmetler verdik onlara. Burada toplandık, güzel bir mekandayız. Yahya Efendi Medresesi. Bir dönem atıl kalmış, bir dönem cezaevine çevrilmiş ama en sonunda herkesin hizmet aldığı güzel bir mekana dönüşmüş burası. Ve bugün sadece Ürgüp'te kalmadık, Avanos'a gittik, Nevşehir'e gittik, Göreme'ye gittik. Koş koş güzel sahneler yakaladık. Allah nasip ederse bir kültür memleketinden yarın
Konya'dan olmanın güzel hissiyatında olacağız. Bugün ise burada gelen misafirlerimize mikrofonu uzatalım, Ramazan'ı soralım, sonra da yavaş yavaş VTR'ye döneceğiz. Selamlar, sevgiler, merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Allah iyilikler versin. Bebek vardı, yan tarafa mı geçmiş bebek? Evet, bebeğimiz bizde durmadı. Teyze maşallah, kaç yaşında? Daha 4 aylık. 4 ay, yaşında diye soruyorum. Kaç yaşında? 4 aylık. Peki Ramazan nasıl geçiyor? Bir anne için düşünelim. Anne için zor mudur? Bence anne için düşünürseniz hani bebeklerle belki biraz zor ama yine de idrak edebildiğimiz kadar idrak etmeye çalışıyoruz. Yani yine orucumuzu tutmaya çalışıyoruz. Mukabeleye katılamıyorum ama yine evde en azından okumaya çalışıyorum. Allah ayrı bir sabır veriyor herhalde. Kesinlikle. Yani Ramazan zaten sabrı öğretiyor bizlere. Doğru. O anlamda gerçekten sabretmeyi öğreniyoruz. Etrafımızdaki aslında dünyada hani açları daha iyi anlıyoruz belki de. Bu anlamda Ramazan bize birçok şey öğretiyor diyebiliriz. Yani. Çok doğru söylüyorsunuz. Şöyle devam edelim. Dostlara sorsak herkesin söyleyeceği farklı bir şey olur. Çünkü memleketin ayrı ayrı yerlerinde ayrı bir iklim olsa da sabrı veren aynı Allah. Hissiyat aynı Allah. Biz sizden binlerce kilometre ötedeyiz. Bakın, üç güzeller var üstümüzde. Peri bacalarındayız. Kapadokya'dayız, Ürgüp'teyiz ama İstanbul'da bir başka dinleyen yerde de aynı hissiyat devam ediyor. Biz artık selam edelim. Bir güzel görüntülerimiz var ki kıskanacaksınız. Yarın da Konya'dan görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet İstanbul, Allah'a emanet Türkiye. Hayırlı iftarlar olsun, hoşçakalın. Kapadokya Havzası'nın en güzel illerinden birindeyiz. Burası Nevşehir ama Avanos var, Göreme var, Ürgüp var. Hepsini gezmemiz lazım. Çok acele edeceğiz, hızlı olacağız. Hadi. Burası tarih, barış, huzur ve kültür kenti. Burası turizm kenti. Burası efsaneler şehri. Dünyaya turizm deyince akla gelen getirdiğimiz yerlerden biri. Ama aynı zamanda bir İslam şehri. Aynı zamanda burası Anadolu. Peki Nevşehir'imde Ramazan'da neler oluyor? Gelin birlikte bakalım. Gelin. Osmanlı'nın 1700'lerini kitaplardan farklı okuduk ama bugün karşımıza eşsiz bir cami çıkıyor. Bütün asaleti ve azametiyle Damat İbrahim Paşa Külliyesi ve Kurşunlu Camii. Yapandan, yaptırandan, koruyandan, işitandan Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Elhamdülillah, siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun. Ramazan nasıl geçiyor hocam? Ramazan güzel. İftarı beklerken keyifli. Neler yapıyoruz? İftarı beklerken sofraya kurulup oturuluyor. Ondan sonra dua ediyor kendi kendimize, evet. İbadetlerimizi. Ramazan'ı üç kelime özetlesek ne dersiniz? Ramazan güzellik ayı, bereket ayı, sevap ayı. Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan çok güzel. Yani bir kendimizi tazeliyoruz, kendimizi bir hissediyoruz. Artı Müslümanlığın ne olduğunu hatırlamaya çalışıyoruz. Dinimizi bir daha bir hissediyoruz. Hatırlamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Unuttuğumuz şeyleri, değerlerimizi yeniden hatırlıyoruz. Şimdi Ramazan'da bayrama küçük bir hazırlık var mı ablalarda böyle yorganlar için? Bayramdan sonraya var. Bayramdan sonra mı olur? Bayramdan sonra düğünler olduğu için, ya onun için yani biraz tabii yoğunluk oluyor. Nevşehir'den çıktık ve hızlı bir Avanos turu yapıyoruz Kızılırmak'ın üzerinden. Etrafta ördek sesleri, Kızılırmak'ın üzerinde bir serinlik ve sallanan köprü. Biraz sallanıyoruz ama güzel.
Arabistan çöllerinde falan değiliz yani. Bu kadar cüssesi büyük olan ve bu kadar uysal olan başka bir hayvan var mı? Üstelik susuzluğa ne kadar dayanıklı olduğunu bildiğimiz. Allah'ım şuna bak, gel. Gel bir gel. Gel. Aa, korktum. Şimdi az önce yaptığın şekerlikle kapak birbirine uyumlu oldu ama evet, ölçü almadık. Bununla ilgili bir hikaye varmış. Şimdi Avanos'ta uzun yıllar tabii çanak yapıldığı için örf adet değişmiş. Çanak yapamayana kız vermezler. Halı dokumasını bilmeyen kızı almazlarmış. İlk önce kızın halısına bakılır. İlmikler düzgünse o kız istenir. Bir yamukluk varsa da bu kızın kendine hayır olmaz, bize de hayır olmaz diye kızı almazlarmış. Bu sınavı kız geçti. Kızın ailesi çanak atölyesine gelir. Damadı dayına kapaklı çanak yaptırır. Önce kapak, sonra gövde. Ölçü aleti kullanmayacaksın. Kapak gövdeye oturursa, oğlum sen bu işi elin aldın. Kızın da geçimini sağlayabilirim derler, kızı verirler. Kapak oturmaz, oğlum sen iyisin, islahsın ama kızın yaşı pek küçük, kusura bakma dediler, kızı da bilmez dermiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sağ olasın. Evet sevgili seyirciler, sizlere Erciyes Dağı'ndan seslenmiyoruz. Burası Kapadokya gezimizin artık sonu. Ürgüp Üç Güzeller. Yarın bir başka diyarda görüşünceye kadar Allah'a emanet ediyoruz size. Hoşçakalın. Dostlar, iftarı beklemeye devam ediyoruz. Bizimle yeni tanış olanlar ya da şu anda ekranlarını açmış olan kıymetli dostlarımız için söylemekte fayda var. Bugün tüketim kültürü, israf ve dünyevileşmeyi konuşuyoruz. Ve Doktor Muhlis Akar hocamla ve Profesör Doktor Talat Sakallı hocamla bugün konumuzu konuşmaya gayret ediyoruz. Selman'a da bu arada VTRS için bu Kapadokya'dan, Ürgüp'ten göndermiş olduğu güzel görüntüler, röportajlar için teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam, dünyanın hangi döneminde yaşanmıştır, vardır bilinmez. Ben tahminimi tabii söylüyorum. Duymamışlığıma vereceğim eğer öyle bir şey varsa sizden öğrenince. İnsanlığın varlığından şu çağa gelene kadar, milenyum çağına gelene kadar diyelim. 900'lü yıllar, 1900'lü yıllar, 2000'den sonraki döneme gelene kadar bir şişmanlık sorunu, bir obezite sorununun olduğu bir dönem, bir medeniyet, bir devir var mıydı? Benim açıkçası bir fikrim yok. Bunu bir defa teyit ettirmek isterim size. Ama gelinen şu noktada 2000'li yıllardan itibaren artık hem sosyal kampanyalara dönüştü. Devletler tarafından artık çözülmesi gereken bir mesele diye kamu spotlarına dönüşmüş şekilde beslenme alışkanlıklarımız ve bir şişmanlık hastalığına tutulmuş dünya. Obezite sorunu diye bir şey var artık. Çok yemekten kaynaklı, dengesiz beslenmekten kaynaklı, fazla israftan kaynaklı, fütursuzca nimetle ilişkimizi bir türlü düzenleyemediğimiz ve öylece kullandığımız bir ilişkiden kaynaklı, az önce hocamla konuştuğumuz meselede, obezite başımıza dert. Bu bir yok oluşa gidiş midir hocam insanlık için? Ne dersiniz? Tabii geçmiş tarihi süreç içerisinde bu işin oranı nedir onunla ilgili elimizde bir veri, bir araştırma olmadığı için kesin bir şey söyleyemeyiz ama şunu ifade edebiliriz. İnsanoğlu fıtrattan uzaklaştıkça problem başlıyor. Fıtrata uygun bir hayat yaşadıkça, doğal hayatı, Rahman'ın gösterdiği istikamette hayatı yaşadıkça bu problemlerin asgaride olacağını, belki hemen hemen hiç olmayacağını da ifade edebiliriz. Yani insanların diyelim ki tarım toplumunda yaşadığı, doğal gıdalarla beslendiği, GDO'lu ürünler, katkı maddeleri, zehirli işte efendim atıklar, çevre kirliliği gibi problemlerin olmadığı, her şeyin doğal üretildiği, doğal tüketildiği bir tarım toplumunu düşünün ve o toplumda insanlar masa başında oturmuyorlar.
kadınıyla erkeğiyle sürekli çalışıyorlar, hareket halindeler. Yemeği içmeyi de ona göre ayarlıyorlar. Belki sünnet uygun beslenme tarzı daha fazla ön planda olduğu için yani tarihi süreç içerisinde bu problemin çok fazla olmadığı söylenebilir. Ama sanayi toplumunda, bilgi toplumunda, teknoloji yoğun hayatın yaşandığı bu toplumda bu problemler daha fazla yaşanıyor. Siz de gayet güzel aslında cevabını sorunuzla ifade etmiş oldunuz Mustafa Bey. Yani aşırı derecede yemeden, içmeden, Kur'an'a, sünnete, sünnet edebine, adabına aykırı beslenmeden dolayı maalesef işte obezite denilen bu problem çağımızın bir problemi olarak ortaya çıkıyor. Şunu söyleyebiliriz, yani insanlar eğer aşırı beslenmeden dolayı, dengesiz beslenmeden dolayı sağlıksız gıdaları helal ve tayyip olmayan, Kur'an'ın ifadesiyle helalen tayyiben, Allah-u Teala buyuruyor ki helal ve temiz gıdalarla beslenin, verdiğimiz rızıklardan helal ve temiz olanları tüketin diyor. Bunlardan uzak olduğu için bu tip problemleri yaşıyorsa önce şunu tespit edelim. Demek ki biz Kur'an'ın ve sevgili Peygamberimizin ortaya koyduğu örnek bir İslami hayatı yaşayamıyoruz. Mutfağımız acaba İslam'a uygun bir mutfak mı? Yani kazancımızı önce sorgulamamız gerekiyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Sahih Buhari'de şöyle bir başlık açılmış. Diyor ki Efendimiz önüne gelen gıdaları sorardı. Nasıl kazanıldığını, nelerden oluştuğunu. Ki yani tarım toplumunda böyle bir problem yokken Efendimiz sanki 21. asırdaki ümmetine bir mesaj veriyor. Biz sorumsuzca ve sınırsızca tüketemeyeceğimiz gibi tükettiğimiz gıdaları da mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Yani Allah-u Teala öyle bir mucize bir kavram kullanıyor ki helalen tayyiben, helal ve temiz. Tayyip kavramı bugün her türlü hem helal hem meşru kazancı, meşru yiyecekleri, içecekleri ifade ettiği gibi hem de her türlü kimyasal atıklardan, zehirlerden, katkı maddelerden, efendim doğasıyla oynanmış gıdalardan arınmış bir gıdayı ifade ettiği için helal ve tayyip olmayan gıdalar insanın sağlığını bozuyor. Bir de insanlar hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hadisi var. Hocam hadisçi tabii daha güzel konuyu ortaya koyacaklardır. Böyle tıka basa midesini dolduranlar için buyuruyor ki insanoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Yani insana diyor belini doğrultacak kadar bir gıda yeter. Ama yiyecekse hiç değilse üçte birini gıdaya, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefese ayırsın, nefes almaya ayırsın. Bu ölçüler çok aşıldığı için, insanlar tıka basa yedikleri için, yediği gıdalar sağlıksız olduğu için ve aldıkları bu sağlıksız ve çok gıdaları spor yapmadıklarından, hareket etmediklerinden, bedenen çalışmadıklarından, akşama kadar efendim masa başında oturduklarından dolayı bu gıdalar eritilemiyor, mideye ağır geliyor. Şöyle kalbe, bir şey sormak istiyorum hocam ben. Evet. Şimdi tabii bir hastalık gereği değil söylediğim. Ama bildiğiniz ciddi derecede çok fazla yemek yemekten kaynaklı olarak şişmanlamadan bahsediyorum. Aşırı şişmanlama. Evet. Müslüman şişmanlayabilir mi? Bu kadar netçe sormak istiyorum. İdeal olan olmamasıdır. Ama diyelim ki yemesine içmesine dikkat ettiği halde efendim bir takım rahatsızlıkların yansıması da olabilir. Siz de onu ifade ettiniz. Ama onun dışında hakikaten Müslüman hayatıyla da örnek olması gerekir. Tabii biz de ne kadar örnek olabiliyoruz o ayrı bir şey. Kendimiz de sorgulamamız gerekir ama tükettiğimiz gıdalardan da sorumluyuz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْدٍ عَنِ النَّعِيمِ. Yani kıyamet gününde Allah-u Teala buyuruyor ki sahip olduğunuz ve tükettiğiniz bütün nimetlerden de Allah katında sorumlusunuz. Şimdi Mustafa Bey obezite deyince şöyle bir şey okumuştum. Mesela 1 milyardan fazla insan yoksulluk sınırında, açlık, evet, sıkıntı. Böyle bir sıkıntı yaşarken dünya nüfusunun 3'te 2'si de obeziteyle mücadele yapıyor. Burada ne ortaya çıkıyor? Demek ki birileri açlıktan hastalanırken veya açlıktan ölürken birileri de tokluktan dolayı çeşitli hastalıklara yakalanıyor. Ondan sonra diyetisyenlere gidiyor, diyetler yapılıyor, çeşitli ilaçlara başvuruluyor. Ama eğer manevi reçeteleri doğru kullanabilseydik bunlara gerek kalmaz. Bunları belki büyük oranda önlemiş olurduk. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi öyle bir noktaya geldik ki aslında hocama sormuş olduğum şey hani insanlık tarihinden bu yana böyle bir sorun var mıydı diye istatistik bir şey sormuş oldum. Ama herhalde şunun istatistiğine gerek yok. İnsanlığın var olduğu günden bu yana hiçbir dönem ekonomisi tüketim üzere kurulmamıştı.
diye biliyorum yine. Yanlış da biliyor olabilirim. Ama bugünün ekonomik sistemi, kapitalizm, tamamen insanların tüketimine yönelik kurulmuş bir ekonomik sistem dünyada şu anda hakim. Öyle ki yani eskiden bir ayakkabı alma meselesi, çocuğa anne babanın alma meselesi, daha geçen yıl aldık ya oğlum, ya da şimdi bir numara büyük alalım da evladım seneye de giyersin cümlelerinin artık neredeyse duyması imkansız hale geldiği bir dönem yaşıyoruz. Cep telefonu konusundaki çılgınlıklarımız, teknoloji konusundaki çılgınlıklarımız ve her geçen gün tüketimde son derece, yine kıyafet konusundaki çılgınlıklarımız, kendimize de öz eleştiri yapmış olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla son derece tüketim üzere yaşayan, hayatı kabullenmiş müminler de olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Ne olacak halimiz, bu tüketim hali nereye kadar gider, ne olur? Tüketimin getirdiği nokta bizim yok oluşumuz veya geleceğimizin yok oluşu veya gelecek nesillerimizin tükenmişliğini ifadesidir. İnsanoğlu acı tecrübelerden sonra bir noktaya geldi. Şimdiye kadar üretmek için ve dolayısıyla karnını doyurmak için harcadığı paranın daha çoğunu artık obezite ve şişmanlık sağlık için harcamaya başladı. Sağlık sektörüne yatırmaya başladı. Önceleri özellikle kapitalist ve tamamen dünyayı düşünen, seküler düşünen bir zihniyet bunun üretim için gerekli olduğunu, tüketim mutlaka gerekli olduğunu, dolayısıyla üretme ona dayalı olduğunu, refah seviyesinde yükselmesi için tüketim şart diyorlardı. Ama dünyanın o kadar büyük olmadığını, kirlenen denizler, radyoaktif maddelerle kirlenen hava ve dünya nimetlerinin ve dünya tabii gelirlerinin, zenginliklerinin kısıtlı olduğunu fark ettikten sonra anladılar ki artık gerçekten bu endişe vericidir. Bunun yani özellikle global bazdaki tehlikeleri bu noktaya geldi ve Hazreti Peygamber'in o sarsılmaz ölçüleri, günümüze de mesajı olan evrensel mesajı bugün de geçerli olduğunu biz yeniden idrak etmek durumundayız. Men iktasada meftakarı. Kim iktisatlı davranırsa fakirleşmez. Bu noktada kim her şeyi ihtiyacı kadar tüketirse neticede onun yoksulluğunu çekmeyecektir. Bilindiği gibi Cenab-ı Allah Ademoğlunu, Hazreti Adem'i yarattığı zaman ilk imtihanını gıda ile yaptı. Evet. Dünyada yiyin için o güzelce oturun, mesken edinin ama şu ağaca yaklaşmayın dedi. Fakat Hazreti Adem atamız bu noktada bunu kaybetti ve bu imtihan onun şahsındaki bu imtihan da bugün için de hala devam etmektedir. İşte söylediğiniz o noktada mesela insanlar obezite noktasına nasıl geliyorlar? Muhlis hocam, demin de yanlış söylemişim. Muhlis hocam bu noktada hadislerden bir tanesini söyledi. Ben diğer bir tanesini daha burada ifade etmek istiyorum. Diyor ki Hazreti Peygamber, bir kişilik yemek iki kişiye gider, iki kişilik yemek dört kişiye. Başka rivayetlerde bunu birer birer de artıranları var. Bu noktada insan başkasına vermenin zevkini, başkasıyla paylaşmanın zevkini aldığı zaman herhalde o sarsılmaz ve dayanılmaz hırsın ve bir takım tutkularının esiri olmaktan kurtulacaktır. Daha yüce değerlerin, daha güzelliklerin bir medyunu olarak bu noktada insanlara faydalı olmaya çalışacaktır. Yani bu bizim kültürümüzde de vardır. Mesela benim küçüklüğümde rahmetli babamlar bir yere dükkana yemek götürdüğümüz zaman mutlaka yanına bir fazladan kaşık da giderdi. Kim oradan giden mutlaka bir tanesi oraya getirilirdi. Bu bereketi de artırır. Bunun tecrübesi de pek çoktur. Yani pişirilmiştir evde. Kaç kişidir? Dört kişidir. O son anda gelen bir misafir veya iki tane hatta misafir. Buyurun buyurun sofraya denir. İki kaşık daha getirilir. İki tabak daha konur. Daha önce beraber yiyeceğimiz o dört kişilik yemek bizi doyuracaktı belki. Ama orada gelen misafirler de yediği halde yine biz doymuş olacağız. Bunun yanında onlar da doymuş olacaktır. Öbür taraftan diğer bir konu daha var burada. Özellikle insanın bu ölçüyü de bir koyalım da hani nedir bu israf sınırı veya bizi
hem dinen hem de dünyevi açıdan sorumlu kılan, sağlık açısından. Hazreti Peygamber'in o meşhur hadisinde de var biliyorsunuz. Kesirun minan nas, mağbunun kesirun minan nas, es-sıha vel ferah. İnsanların pek çoğu aldandıkları iki konu vardır. Birincisi sıhhattir, ondan sonra diğeri de sağlıktır. Bu çerçevede bu beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin dediği hadis-i şerifinde de aynı konulara işaret vardır. Bu çerçevede ölçü nedir? Yemek de ölçü, insanın sağlığına zarar verecek kadar tıka basa yemesi israf. Bu da dolayısıyla hem bereketsizliğe, hem tüketmeye, hem de hırsı tatmine götürecektir. Normal şekilde karnı doyurması mubah, doymadan sofradan kalkması ise efendim o kişi için müstehaptır. Yani alimlerimiz de bunu bu şekilde belirtmişlerdir. Bunun hani bir miktarını tespit etmek de uygun olmaz. Evet. Gencin enerjisine göre, çalışan bir kimsenin durumuna göre bu az veya çok olabilir. Ama eğer Hazreti Peygamber'in o biraz önce okunan hadis-i şerifte de belirtildiği gibi eğer kendini yetecek kadar, belini doğrultacak kadar yemeği yapabilse sağlık hizmetleri, sağlık masrafları, hastane masrafları, bu noktadaki rahatsızlıkları daha az olacaktır. Evet. Nitekim Hazreti Peygamber yine İmam Müslim rahmetullahi aleyh'in rivayet ettiği bir hadisinde diyor ki mümin bir midelik yiyecekle doyar. Buna karşılık kafir bu işte 7 mideye kadar çıkar. Ha, bunun manasını şöyle izah ederler şariler. Müslümanın takvası ve zühdü, kanaatini, Müslüman olmayanın ise hırs ve tamahını, yani bugünkü ifadelerle tutkusunu, hırsını ifade eder. Bu hırsı tatmin edebilen şu ana kadar herhangi bir icat gelişmedi. Biliyorsunuz her Adem geçen gün biraz daha doyumsuz hale gelir. Evet, doyumsuz hale geliyor. Daha yetmiyor. Daha. Bugün işte artık yani alışveriş terapileri ortaya çıktı. İnsanların elektronik bağımlılığını hoyratça kullandıkları bunu ayrıca konuşalım mı? Bu çok önemli hocam çünkü. Peki. Sevgili Fatih bizim yüreklerimizi bir serinletsin bence hocam. Memnun ederim. Şu benim divane gönlüm. Allah Allah. Çok severim bunu. Senin bizim sevgilin. Bildiğimiz tabii. Klasik bestesiyle. Oo, evet. Şu benimdi. Evet. Harika, çok güzel. Lütfen efendim söz sizde sevgili Bahadır Sabahı'da. Lütfen biz eşlik edelim size. Buyurun. Ben bir de şeydim.
sağlık. Yani geçendeki sohbetimizde de söylediğimiz gibi hepimizin çok yakından bildiği bu kulaklarımıza artık aşina, işlenmiş evet. olan, nakışlanmış olan ilahileri sizin yorumunuzdan duymak ayrı bir lezzet, ayrı çok bir lezzet. Teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki ilahilerinizi de bir de bilince biz de katılıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Sanki bildiğimiz bir şey söylenince. Yani bir gün de ben yani sizi böyle okuyacak zannediyorum. Geliyorsun hemen gidip buradan kaçıyorsun. Yok. Söz ne diyorlar hocam, hep söylüyorum ya, su olunca teyemmüm olmaz. Estağfurullah. Üstad varken gerek yok. Estağfurullah. Şimdi efendim biz yaklaşık 4 gündür sevgili Ömer'imize ulaşamıyorduk. Ya da ulaşamıyorduk demeyeyim ya, bağlanamıyorduk diyeyim, yanlış olmasın. Ömer'imiz bu arada Mekke'den Medine'ye geçmiş. Dolayısıyla biz de artık Mekke'den değil Medine-i Münevvere'den Hazreti Peygamber'in hemen yanı başından seslenecek inşallah. O güzel mekandan seslenecek. Şimdi o vakit geldi. Söz sırası sevgili Ömer'de. Sevgili Ömer Medine-i Münevvere'de. Sevgili Ömer. Mustafa Cihat, gönlümüz ve zihnimizle asr-ı saadete hicret ediyoruz. Medine'nin, Allah Resulü'nün, Ensar'ın misafirleriyiz artık. Medine-i Münevvere'deyiz. Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin avlusundan bizleri izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kubbetül Hadra'nın, Yeşil Kubbe'nin yanı başındayız. Allah Resulü'nün huzurundan, Mihmandar-ı Nebevi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin dizinin dibindekilere selam olsun. Mescid-i Nebevi'nin en önemli bölümü olan Hücre-i Saadet'i ziyaret etmek Müslümanların en büyük özlemi. Ve her yıl milyonlarca Müslüman bu hasretlerini gidermek için buraya akın ediyor. Resulullah Efendimiz, her kim ki kabrimin başında bana salat selam getirirse ben onu aracısız olarak işitirim buyurmuşlar. Bizler de şimdi Efendimizin kabri başında salatü selam getiriyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
Tabii burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmak, her ne kadar onun hayatında ona ulaşamadıysak, vefatından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak çok büyük bir duygu. Rabbim bizleri burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle buluşturduğu gibi ahirette de ona komşu olmayı nasip eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bütün Müslüman kardeşlerimize bu beldeleri ziyaret etmeyi, umreler yapmayı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyareti nasip etmesi eylesin. Benim beyim geldi, annem rahatsızdı, benim onunla beraber gelemedim ben. Şimdi geldim, illa Ramazan'da gideceğim dedim ben. Ramazan, benim bey dedi ki gitmeyelim, başka zaman dayanamam dedi. Ben dedim hayır, ben de Ramazan'da gideceğim dedim. Ama şükrolsun Mevlam'a, Rabbim nasip eyledi. Kurban oldum, Rabbim evlatlarımızı da nasip eylesin. Rabbim torunlarımızı, evlatlarımızı, cümle din kardeşlerimizi, evlatlarını nasip eylesin. Rabbim vatanımızı, milletimizi her türlü felaketlerden korusun. Rabbim Müslümanlara, Müslümanlara uygunluk insan eylesin. Rabbim kardeş kardeşi kırıyor. Rabbim onlara hidayet nasip eylesin. İnşallah Rahman, güzel Mevlam, yüce Mevlam. Bütün din kardeşlerim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Mescid-i Nebevi'nin avlusunda duygular böyle. Kime mikrofonu uzatırsak uzatalım gözyaşlarını tutamıyor. Buraya gelip görmek lazım diyorlar. Bizler de aynısını söylüyoruz. Buraları görmek lazım. Türkiye'den aklında burası olan varsa hiç geciktirmesin, gelsin. Şair Nabi merhum diyor ki, sakın terki edepten, küy-i mahbubu hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Medine-i Münevvere'den, Efendiler Efendisi'nin huzurundan, Türkiye'ye, bizleri izleyen herkese bir kez daha hayırlı Ramazanlar, bereketli, huzurlu akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ömer'im. Yani gerçekten oraları görünce hocam insanın İçi bir başka oluyor. Oralarda olmayı tekrar hissetmek. İnşallah. Oraları gördüğümüz zaman, orada olduğumuz anları hatırlamak gerçekten farklı hissettiriyor insanları. Gitmiş olanlara her gün, her bağlantımızda da mutlaka söylüyorum. Sevgili Ömer de mutlaka geciktirmeyin ve buraya gelin, burayı yaşayın dediği gibi biz de aynısını söylüyoruz. Cenab-ı Hak her birinize nasip etsin gitmeyen kardeşlerime. Amin. Mutlaka inşallah oraya gitmeleri konusunda biz buradan duamızı göndermiş olalım, etmiş olalım. Mutlaka gitmeliler. Çok güzel, çok farklı. Yani o günden sonraki hayatınızın akışı, hayatınızın bakışı, hayatınıza bakışınızın değişeceği bir anı yaşayacaksınız. O iklimi nefeslenmenin, solumanın, o iklimi hissetmenin önemi çok büyük. Fırsat bulup da giden kardeşlerimiz, fırsat bulup da gidemeyen kardeşlerimiz, imkanı olup da gidenler, imkanı olup da gitmeyenler, imkanı olmadığı için gidemeyenler, herkes mutlaka oraya gitmeli. Ve bütün bunlara bizim en son söylediğim özellikle infak medeniyetini çok iyi çalıştırarak, onu tekrar yeşerterek, kurarak, imar ederek o kardeşlerimizi orayla tanış etmemiz üzerimize boynumuzun borcudur diyor ve devam ediyor. Şimdi hocam, ayırt edemediğimiz meselelerden bir tanesi yine tüketimle ilgili. Lüksle ihtiyaç arasındaki mesele. Yani bize neyin lüks olacağı konusunda tabii ekonomik olarak az önce hocamla da konuştuğumuz gibi bir tüketim iklimi ve çağında olduğumuz için kolay ayırt edebilir bir halimiz yok gibi görünüyor. Yani neyin bize lüks, neyin bize ihtiyaç olduğunu çok fark edemeden de bir alışveriş şeyimiz oluştu. Alışkanlığımız oluştu. Evet. Çok fark edemiyoruz artık. Öyle o duygularımız, o duyularımız yok olmaya, kaybolmaya. Anca ne zaman fark ediyorum ben kendi adıma söylüyorum. Sevgili babacığım izliyorsa, babamla bir yere gittiğimde fark edebiliyorum. Hani o eski toprak var ya, o neyin ihtiyaç, neyin olmadığını çok iyi biliyor. Ne kadar ihtiyaç olduğunu da iyi biliyor ama son dönemde biz tüketim toplumunun yeni çocukları olarak açıkçası onu ayırt edemezdi hale geldik. Yani
bu durum ne olacak? Yani lüks ve ihtiyaç arasındaki farkı izah ederek. Mustafa Bey, tabii bunların her birisi saatlerce değerlendirilmesi gereken konular. Çok önemli konuları konuşuyoruz ama zaman maalesef kısa olduğu için kısa geçiyor. Ben bu arada sevgili peygamberimize burada salat ve selam gönderiyorum. Bütün kardeşlerimize Rabbim nasip eylesin. Efendimiz'i ziyaret etmeyi, Kabe-i Muazzama'da bulunmayı, hacı olmayı ve oradan o güzellikleri getirip hayatımızın sonuna kadar yaşamayı Rabbim nasip eylesin. Tabii olay şu Mustafa Bey, bugün ihtiyaçla arzu ve istekler birbirine karıştırılıyor. Deniliyor ki insanların sınırsız ihtiyaçları var gibi başlıyor iktisat ilminin tanımında da. Aslında sınırsız olan arzu ve isteklerdir. Biz ihtiyaçlarımızı doğru tespit edebilsek tüketim çılgınlığından, tüketim köleliğinden kendimizi kurtarırız. Bir batılı yazar kitabının adını tüketim köleliği koymuş. İnsanlar çılgınca tüketiyorlar. Tükettiklerini ihtiyaç zannediyorlar. Reklamların etkisiyle, gösterişin etkisiyle, yani başkalarına karşı tükettiğiyle varlığını ispat etme gibi psikolojik duygularla maalesef Müslümana asla yakışmayan bu tip şeyler Müslümanları da maalesef bu anlayış kuşatmış durumda. Aslında ihtiyaçlar bellidir. İnsanların temel ihtiyaçları bellidir. Yani yemesi, içmesi, giymesi, oturacağı ev, bineği ve doğal ihtiyaçları bellidir. Sınırsız olan nedir? Arzu ve isteklerdir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, İnsanın bu özelliğini şu hadisiyle çok güzel vurguluyor. Buyuruyorlar ki, insanoğlunun bir vadi dolusu altın olsa ikincisini ister. İkincisi olsa üçüncüsünü ister. İnsanın gözünü ancak toprak doyurur. Dolayısıyla biz eğer ihtiyaçlarımızı doğru tespit ederek alışverişe çıkarsak, tüketim çılgınlığından kendimizi kurtarmış oluruz. İşte tüketiciyi koruma adına tavsiyelerde bulunanlar diyorlar ki, mağazalara, marketlere, alışveriş merkezlerine gitmezden önce ihtiyacınızı tespit edin, listeleyin ve dışarı çıktığınız zaman onun dışına çıkmayın. Mesela bugün tüketicinin korunması adına çok şeyler yapılıyor ama ben Türkiye Tüketici Konseyi'ne iki sene önce katılmıştım. Orada tüketicinin korunmasında dinlerin rolü diye bana bir tebliğ verilmişti. Orada da paylaşmıştım. Orada şunu söyledim. Tüketiciyi koruma adına ne kadar tedbir alırsanız alın. Efendim üreticiler, müşteriler, esnaf ne kadar efendim bu konuda yasal tedbirler alınırsa alınsın. Onlara manevi değerler ne kadar aşılansa da tüketici kendisini korumasını bilmezse yine tüketiciyi koruyamazsınız. Aslında tüketici ifadesi de doğru değil de günümüzde böyle kullanıldığı için. Yani ben satın alırken bir kere gelirim nedir, benim harcamam nedir? Gelirimin üzerinde harcama yaptığım zaman çekeceğim sıkıntıları bilmem lazım. Sonra biraz önce ifade ettik, gelirim artsa bile benim tüketim alanları Allah'ın emir ve yasaklarıyla sınırlıdır. Rabbimin emirlerini ihlal edemem. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz diyor. Ondan sonra ki israf kavramının da doğru anlaşılması lazım. İsraf nedir? Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeylere bir kuruş bile harcamak israftır. Bir kere Müslüman harama helalinden kazandığı parasıyla harcama yapamaz. Helal olana ise israf sınırı, yani tüketimde iktisat sınırını ihlal edemez. İşte burada ihtiyaçların doğru tespit edilmesi son derece önemli. Efendimizin şöyle bir... Çünkü ona göre harcım yapacak. İhtiyacını belirleyerek... İhtiyaca göre ihtiyacın da doğru tespiti önemli. Efendimizin bir hadisi daha var. Buyuruyor ki... Nasıl belirleyecek hocam bu arada? Nasıl belirleyecek? Elbette. Diyelim ki... O hadis-i şerifi aldıktan sonra ben kesmiş oldum. Efendimiz şöyle buyuruyor. Hırs sahibi, çok dünyaya hırsla bağlayan bir insanın dinine verdiği zarar, dinine, değerlerine, kendisine, çevresine verdiği zarar, aç bir kurdun bir sürüye girdiği zaman vereceği zarardan daha büyüktür. Bu çok önemli. Yani bizim hırsımızın, Allah-u Teala hırs duygusunu bize vermiş. Niye vermiş? Maddeten manen meşru yollarda çalışalım, kazanalım, üretelim, başkalarına faydalı olalım diye. Ama hırsımızı frenleyelim diye bir de kanaat duygusu vermiş. Eğer biz hırsımızı kanaatle frenleyemezsek, hırsımızı Allah'ın emir ve yasaklarıyla frenleyemezsek, hırsımızı manevi değerlerle, ahlaki değerlerle frenleyemezsek, o zaman hırs çok yıkıcı olur ve günümüz insanı maalesef kanaat duygusundan, manevi değerlerinden, ahlaki erdemlerden, yani sadece teorik olarak bunları biliyoruz ama uygulama olarak uzak yaşadığımızdan dolayı hırsımız çok zarar veriyor, çevreye zarar veriyor, gelecek nesillerin kaynaklarını tüketiyoruz maalesef. Bu Erich Fromm'un çok güzel bir kitabı var benim şahsen hoşuma giden. Sahip olmak ya da olmak.
aslında olmak bizim değerlerimizde de insanı kamili gösterir. Yani bir insan, diyelim ki gülü gördünüz. Gülü dalında takdir etmek var, bir de koparmak. Ben o gül güzelse mutlaka sahip olmalıyım hırsıyla. Siz onu koparırsanız işte sahip olmak. Sahip olmak tüketim çılgınlığını, tüketim köleliğini getiriyor. Bir ama de verilen mesaj da hocam o kadar kötü ki dünyada şu anda. Sosyal medya üzerinden mesela lükse öyle bir ilgi, alaka ve öyle bir teşvik ve özendiricilik var ki son derece mesela dünyanın zengin insanları son derece açıktan servetlerini göstermekten zevk alan bir şeye giriştiler ve artık sosyal medyada bu bir moda haline geldi. İnsanlar evet, servetlerini gösterme konusu bir moda haline. Burada şu var üstadım, Allah-u Teala gösteriş amaçlı tüketimi de yasaklıyor. Buyuruyor ki verdiğiniz sadakaları, zekatları başa kakarak, minnet ederek, insanları ezerek iptal etmeyin diyor. Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde mallarını gösteriş amaçlı harcayan, infak edenler gibi olmayın diyor. Dolayısıyla bir Müslüman kesinlikle gösteriş amaçlı tüketim yapamaz. Bir de biz ihtiyaçlarımızı doğru tespit etmeyip de gösterişin etkisiyle efendim başkalarına tüketimimizle efendim varlığımızı ispat etme gibi endişelerle veya işte komşu alıyor ben niye almayayım diye tüketim yarışına girdiğimiz zaman şunu bilmeliyiz. İhtiyacımızın dışında israf ettiğimiz bütün kaynaklar, biz maalesef sadece mevcut kaynakları tüketmiyoruz. Gelecek nesillerin kaynaklarını da tüketiyoruz. Gelecek nesillere de haksızlık ediyoruz. Onların da haklarını ihlal ediyoruz. Çevreyi kirletiyoruz. Tabiatı çölleştiriyoruz. İşte efendim küresel ısınmadan söz ediliyor insanlar. Bütün bunlar insanların kendi elleriyle yapıp ettiklerinin sonucudur. Allah-u Teala buyuruyor ki وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ. İnsanların kendi yapıp ettiklerinden dolayı yerler, gökler, denizler fesada uğradı. Allah-u Teala yeryüzünü, tabiatı, çevreyi, bütün mahlukatı bizim hizmetimize verdi. Ama biz kötü kullanmaktan dolayı evet, bunlara da zarar veriyoruz. Ve hem kendimize, hem gelecek nesillere, hem diğer canlı varlıklara büyük bir haksızlık yapıyoruz. Evet hocam, şimdi tüketim deyince, israf deyince ana mesele her zaman aklımızda yer alan yeme içme ve ekmek. Ekmeğin tabii kültürümüzde, algımızda, dinimizde ayrı bir kutsaliyeti vardır. Yani ekmek sadece ekmek değildir bizim için. Verilen nimeti ifade eder. Dolayısıyla ona gösterilecek bir hürmet mesela. Geleneksel anlamda da bizim algımızda yazılmış bir şeydir. Ve ekmeğe bakışımız toplumca, medeniyetimizce ayrı özel bir yere sahip. Ama özellikle şu dönemler biliyorsunuz yaz dönemlerinde artık tatillerde son derece israf edilen yiyecekler, içecekler, fazladan alınarak tabaklarda artan yiyecekler şu anda iftar sofralarında maalesef, hele ki Ramazan'da, hele ki en hassas olduğumuz iftar sofradaki israflar. Şu ekmek ve israfı bir konuşalım isteriz hocam. En derin yaramız haline geldi. Dediğiniz gibi bugün özellikle toplu yemek yenen yerlerde o israfın artık tartışması olamayacak kadar haddi sınırı kalmadı. Bir vesileyle bir otel çalışanına sordum. Dedi ki günde 5 tona yakın buraya yiyecek erzak girer. Allah Allah. Bunun 2 tonu yanlış hatırlamıyorsam çöp olarak geri döner. Tüylerim diken diken oldu. Tonlardan bahsediyoruz ve sadece bir otel bu. Ama hala da yaşlılarımızda ve duyarlı olan Müslüman kardeşlerimizde ve insanımızda şunu görürüz. Herhangi bir yerde bir küçük ekmek kırıntısı görse evet, evet, alır, öper, başına kor. Yiyemese bile kuşların yiyebileceği kadar onu öğütür, bir yere de koymaz onu, yüksekçe bir yere koyar veya bir duvar kavuğuna koyar. Bir başkası mesela Kur'an-ı Kerim'i de öperiz. Yani bu anlamda ihtiram ve saygı olarak ikisi arasında bakış açımız açısından hiçbir fark yok. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Bu Hazreti Peygamber'in yine bize öğrettiği o derin anlamı olan günümüze de hitap eden mesajlarından alınan bir şuurla hareket, bir bilinçli hareketin ürünü olarak karşımıza çıkmıştır. Çünkü Hazreti Peygamber diyor ki
yerin ve göğün bereketi ekmektir. Ekmeğe hürmet edin. Aynı zamanda ekmeğe saygı gösterin. Zira o hem zamanın ve arzın bereketidir. Diğer bir hadis-i şeriflerde buna benziyor. Ekmeğe saygı gösterin. Zira Allah-u Teala ekmeğe saygı gösterene ona cömert davranır, ona ikramda bulunur. Aynı zamanda Hazreti Peygamber bir gün Hazreti Ayşe validemizin evine girdiklerinde orada bir ekmek parçası koyar, kenardadır. Bunu alır ve yer. Ve der ki ya Ayşe, asla mefhumen ekmeği atma, saygısızlık gösterme. Çünkü bir ekmek hangi kavimden küstü, kaçtıysa artık o kavme bir daha geri dönmez. Bunun örneklerini günümüzde yaşanan şu efendim göçlerden, şu efendim fakirliklerden anlayabiliyoruz. Aynı zamanda Hazreti Peygamber ekmeğin kırıntısını dahi yere düşmüşse onu almamızı ve yememizi istiyor. Çünkü yemeğin bereketinin hangi cüzde olduğunu bilemezsiniz diyor. Bu bereket kelimesi çok önemli. Yani Allah-u Teala'nın katında bazı milyonlar, milyarlar, trilyonlar var ki hiçbir değer olmaz. Ama sadece birdir veya ikidir ama bunun karşılığı Allah katında binlerce kat sevaba mütekabildir. Dolayısıyla biz burada sayı olarak değersiz gibi gördüğümüz azıcık bir şey bile Allah katında çok büyük değerlere sahiptir. İşte şöyle bir örnek verildi. Ekmek sempozyumu, sofrada sıfır artık sempozyumu yaptık. Buradaki bir belediyeyle ortak olarak. Hocam çok özür diliyorum. O sempozyumu konuşalım. Çünkü ben Ankara'da şu anda dostlar için iftar vakti geldiğini söylemek istiyorum. Şu dakika itibariyle Ankara için iftar vakti. Efendim Cenab-ı Hak tutmuş olduğunuz oruçları İzzet-i Dergahı'nda kabul karin eylesin diyor ve sempozyumu hemen sizden kısaca alıp sevgili Fatih Koca'ya sözü bırakıyoruz. Allah kabul eylesin. Ankaralı kardeşlerimizin oruçlarını, dualarını makbul eylesin. Şimdi orada şöyle bir hesap yapılmış. Türkiye'de herkes sadece 3 öğünde birer tane pirinç tanesi artırmış olsa, bunlar toplandığında Konya ile Ankara arasında tırları düzdüğümüzde içerisini dolduracak kadar pirinç Allah ediyormuş. Allah. Günde yine 3 sene önceki istatistikler 6 milyon ekmek israfından bahsediliyor. Bugün Allah aşkına bizim Suriye'den gelen kardeşlerimizi bir tarafa, herhalde şu anda Suriye'yi doyuracak kadar sadece israfımız söz konusu. İnsanın tüylerini diken diken ediyor. Allah vermeye. Yani gözümüzün açlığı ile tok, yani aç karnına alışveriş yapmamak lazım deniyor. O hırs bütün benliğimizi kaplıyor. Dolayısıyla gittik. Bir pide yetecekken 2 tane aldık. Ya 2 tane alalım da bunu da götürelim, bir fakire ikram edelim. Veya güzel adetler vardı. İstanbul'da zaman zaman televizyonlara da çıktı. İşte askıda ekmek. Bunu da oraya verelim. Yine alalım. O alma duygumuzu kontrol edemiyorsak ama bunu da ikram ederek, paylaşarak onun bereketini artıralım. Hazreti Peygamber'in öyle hadisleri var ki bizim bugün bulaşık diyebileceğimiz, yani mesela çatalla kaşıkta bile bulaşık diyebileceğimiz herhangi bir ekmeğin veya yemek artığının dahi israfına, bunun harcanmasına asla tahammülü yoktur. Eğer bu şuurla hareket edersek göreceğiz ki ne obezite problemi kalacak ne de fakirlik problemi. Yani burada sadece artanlarla Afrika'daki bir ülkenin karnını doyurabiliyorsak artık bunların dünya çapında bütün ülkeler bazındaki tasarrufundan sonra ortaya çıkabilecek durumu artık dinleyenlerimizin takdirine bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam 15 dakikamız kalmış İstanbul ezanı için. Sevgili Fatih Koca yine bu 15 dakika kalan süremiz içerisinde yüreklerimizi serinletecek. Yine bildiğin bir esere çıkacak bakın. Yar yüreğim yar. Gör ki neler var o mu? Hemen ardından da Niyazi Mısır'ın. Süper harika. Derman arardım derdime. Tabii bunun birçok yine bestesi var. Bu var. Beste kimin üstadım? Bu beste anonim. 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 Söz sizde efendim. Hadi bismillah. Buyurun bismillah. Thank you.
neler var. Bu halk içinde canım bize gülen var, bize gülen var. Bu halk içinde canım bize gülen var, bize gülen var. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim iftara beklemeye devam ediyoruz. Diyanet TV ekranlarında ve Diyanet Radyo'daki dostlarımızla beraber. Yani hocam aklıma az önce ne geldi biliyor musunuz? Eser okurken dalmışım biraz. Bu denizin tuz kokusu acayip bir şey yapar, bağımlılık yapar. Şimdi alıştık şükürler olsun 20 gündür bu denizin tuzunu kokluyoruz. Ne yapacağız bundan sonraki süreçte bilmiyorum. Ankara'ya denizi taşıyacağız. Bilmiyorum hocam. Evet Ormanı hocam. Limanda yapabiliriz. Son 10 dakikamız kaldı. Vaktimiz çok dar. İsrafı konuştuk bugün. Dünya birleşmeyi konuştuk. Tüketim kültürümüzü konuştuk. Kültürünü konuştuk. İsrafı önlemede alınabilecek tedbirlerle, telkinlerle bitirmiş olalım isterseniz. Buyurun. Bu konuda ilk aklımıza gelecek temel bir değer var. O da kanaat. Kanaat tükenmez hazinedir. Biraz önce söylediğimiz gibi hırsı gözümüzü doyurabilecek şu ana kadar bir icat keşfedilemedi. Bu noktada onun tedavisini yapacak, onu fıtri düzenine sokacak olan kanaattir.
Yani meşhur bir sözdür. Harun Reşit bütün hazinelere sahip, özellikle İran'ın bütün hazineleri sarayın aktığı halde demiştir ki bütün zenginliği gördük ama kanaatten daha büyük hazine yok olduğunu yaşadık demiştir. İkincisi nefis terbiyesi. İşte Ramazan mektebindeyiz. Gördüğümüz gibi daha önceden günde 2-3 defa yemek yemeden duramadığımız bu zamanda o kanaat sayesinde, o nefse hakimiyet sahibesinde bu Ramazan okulunda onu terbiye ettik ve pekala bir sahur, bir akşam yemeğiyle bunu ortaya koyabildik. Demek ki biz eğer bu diyargamlığı gösterebilir, özveri yapabilir ve bu noktada biraz da azmedebilirsek hiç de öyle tahrik edici reklamlara kapılırız ne de nefsimizi peşinde koşar gideriz. Şu Ramazan mektebinde aldığımız terbiyeyi Ramazan sonra da pekala devam edebiliriz. Ayrıca burada yine gerçi biraz rivayet bakımından problemli ama güzel bir hadis-i şerif daha var. Kişinin her istediğini, her arzuladığını yiyip içmesi de israftır diye. Bunu da göz önüne aldığımızda o tutkularımızın esir olmaktan kurtulmamızın yeni bir çözümü daha olabilecek. Diğer taraftan oruç tutmak. Bu oruç sadece yeme içmeye karşı değil, bütün savurganlıklarımıza, bütün lüzumsuz israflarımıza ve gereksiz harcamalarımıza karşı da bir oruç iradesini ortaya koyabiliriz. Diğer bir açıdan da her nimetin mutlaka kıymetini bileceğiz. Bunu kıymetini bilme noktasında da aklımıza gelecek olan şey ben bunun hesabını vereceğim. Yarın kıyamette Cenab-ı Allah tekitle söylüyor ki her bir nimetin sorusu verilecek. Dolayısıyla üzerimdeki elbisenin gözümde eskidi diye değiştirmeye kalktığım zaman ben bunun hesabını verebileceksem öyle alayım. Şuuruyla hareket edeceğiz. Veya girdiğimiz o uçsuz bucaksız işte kapitalizm mabetleri denilen o alışveriş merkezlerinde dolaşırken de bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Yani bu noktada elimize aldığımız kredi kartlarıyla hem kendi ailemizi hem geleceğimizi tüketmemek, en azından mevcudu kendim nasıl yetirebilirim, ayağımı yorganıma göre nasıl uzatabilirim hesabını yapmak. Nasıl olsa elimde istediğim imkan var, bunu sona kadar tüketmemek yine burada en önemli tedbirdir. Maalesef aile facialarına her gün karşılaşıyoruz. Bu noktada yani pek çok insanımız mahvoldu gitti. Bu noktada da ciddi tedbirler alınmalı. Önce fert planında, nefis terbiyesiyle, aile bütçesi çerçevesinde ve ulusal bazda. Aynı zamanda daha küçükken çocuklarımıza tasarruflu davranmanın terbiyesini, eğitimini vermeliyiz. Bu anlamda bir bilinç olmalı, bir şuur olmalı ve bunu milli eğitimin bütün müfredatına uygun şekilde, uygun derslere de yerleştirmemiz lazım. Dolayısıyla sosyal medya aracılığı ile bugün artık insanlarımız büyük hareket, kitleler harekete geçirebiliyor. İnsanlarımız aldanabiliyor veya mahvolabiliyor. Bu noktada da tüketim açısından da bu nokta yeni bir takım düzenlemeler getirilmeli ve bir insanlarımız bilinçli hale bir şekilde eğitimle, şuurla, bilinçle, bir takım mevzuat değişikliklerle uygun bir hale getirilmelidir. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışıp yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmayı artık yanlış anladığımız bir seküler zaman diliminde yaşıyoruz. Evet. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışıyoruz ve öyle çok kaptırdık ki kendimizi ruhumuzun karardığı zaman dilimlerini yaşıyoruz. Kaybolan değerlerimize ancak üzülerek zaman zaman hatırladığımız bir şey halinde bakmaya başladık. Ne olacak son halimizde bize ruhi olarak, kalbi olarak telkinleriniz neler olur? Şimdi Mustafa Bey, dünya birleşme aslında protestanlığa karşı, ruhbanlığa karşı bir tepki olarak çıkmıştır. Yani aşırı derece dünyadan kendini uzak tutan bir anlayışa karşı bir tepki olarak çıkmıştır. Aslında İslamiyet dünyayı değerlendirmeye karşı değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kimileri sadece dünyayı isterler, onlar için ahirette bir pay yoktur. Ama
kimileri de derler ki ya Rabbi bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver. Onlar için dünyada da ahirette de bir pay vardır. Yüce dinimiz İslam'ın bizden istediği dünyayı Allah'ın rızasına uygun değerlendirmek, emanet şuuruyla değerlendirmek, dünya nimetlerini israf etmeden, efendim gösteriş yapmadan, tahrip etmeden değerlendirmek ama dünyayı değerlendirirken ahireti kazanmak. Yani dünya ahiretin tarlasıdır. O yüzden o ifade edilir. Onun için sevgili Peygamberimizin şu mesajını hiç unutmamak lazım. Değerli kardeşlerimizle onu paylaşmak isterim. Bu hadis-i şerifi biliriz ama devamlı hatırlamamızda fayda var. Kıyamet gününde kişi şu beş şeyin hesabını vermeden yerinden ayrılamaz. Gençliğinin hesabını verecektir. Gençlik bir emanettir. Ömür sermayesini nerede tüketti, bunun hesabını verecektir. Malını nereden kazandı, nereye harcadı? Bakın kazancımızdan sorumlu olduğumuz gibi helal ve meşru yollardan kazandığımızı nerede nasıl harcadığımızdan da sorumluyuz. Bir de öğreniyoruz, bunları anlatıyoruz ama hayatımıza ne kadar tatbik ediyoruz bildiklerimizden. Dolayısıyla bizler eğer Allah'a imanımızı farkındalık oluşturacak şekilde derinleştirirsek, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler diye Allahu Teala sık sık Kur'an-ı Kerim'de vurgu yapar. Sevgili Peygamberimiz de işte kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna iyi davransın, misafirine ikram etsin, ya hayır söylesin ya sussun. Dolayısıyla Allah'a ve ahiret gününe iman bilinci, farkındalığı bizim hayatımızı düzenler. Ölüm gerçeği, madem ki bundan sonra bir hayat var, öyleyse dünyayı Allah'ın rızasını kazanacak, ahireti kazanacak şekilde değerlendireyim diye düşünmek lazım. Bir de aslında bizim burada anlatmak istediğimiz tüketime karşı değiliz. Elbette insan tüketecek. Çılgın tüketimdir. Şuursuz tüketimdir. İşte israfa, gösterişe varan savurganlıktır, tebzirdir. İslam'ın yasakladığı. Yoksa elbette insan üretim olması için tüketime de ihtiyaç vardır. Yani üretim tüketimin dengesi kurulması için hepsini dengeli götürmek son derece önemlidir. Bir de biz yani İslamiyet bir Müslüman malından faydalanırken o malının faydası sadece kendi tükettiğiyle değildir. Yetimlere, akrabalara, öksüzlere, başkalarına ne kadar yardım ulaştırırsa kendi ihtiyaçlarını karşılamakla beraber işte malının gerçek faydası orada ortaya çıkar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu güzel örneği vardır. Hani Efendimizin evine bir koyun getirilir, koyun kesilir. Efendimiz evden gider dönüşte koyunda ne kaldı? Hazreti Ayşe annemiz der ki bir kürek kemiği kaldı. Efendimiz de hayır, bir kürek kemiği hariç koyunun bütünü bize kaldı. Yani biz başkaları için kazandıklarımızdan ne kadar yardım elimizi uzatıp infak edebilirsek aslında o bizim için bir ahiret yatırımı olur. Onun için işte başkanlığımızın bu seneki konusu son derece önemliydi. Her sene çok önemli bir konu malum öne çıkarılıyor. Yani vakit iyilik vakti bu Ramazan ve her zaman. Yani mübarek Ramazan'ı vesile edinerek kazandıklarımızdan efendim harcamalarımızı birazcık tasarruflu yaparak tüketim ahlakının gereğini yerine getirerek tasarruf edip infak edebilirsek etrafımızdaki fakirler, yoksullar, mülteciler, ben geçen hafta Kahramanmaraş'taydım. Orada çok güzel çalışmalar gördüm. Müftülüğümüzün, görevli arkadaşlarımızın çadır kentleri gördüm. Gerçekten içim parçalandı. Yani çadırda yaşayan insanlar var, garipler var. Biz böyle israf ederek tüketim yapacağımıza, oradaki insanlarımıza ne kadar yardım elimizi uzatabilirsek o zaman gerçekten tüketimin de gereğini yerine getirmiş oluruz. Bilmiyorum vaktimiz var mı? Şu sözle tamamlayayım. Evet. İmam Seriyyus Sakati Hazretleri diyor ki hayatımda sevinerek bir defa elhamdülillah dedim. 30 senedir tevbe istiğfar ediyorum. Diyorlar ki neden elhamdülillah demekten dolayı insan tevbe istiğfar eder? Bağdat çarşısının yandığını duydum. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir hadisini okutuyordum. Talebelerim dediler ki hocam Bağdat çarşısı yanıyor. Eyvah dedim. Ama senin dükkanın yanmadı deyince elhamdülillah dedim. Yani başkalarının zarar gördüğü yerde ben sevincimden dolayı elhamdülillah dediğimden dolayı tevbe istiğfar ediyorum. Onun için bizler sevincimizi başkalarıyla ne kadar paylaşabilirsek, başkalarının üzüntüsünü ne kadar gidermeye çalışırsak o zaman Rabbimizin rızasını da kazanmış oluruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Efendim bugün tüketim kültürü, israf ve dünyevileşmeyi çok kıymetli hocalarım. Profesör Doktor Talat Sakallı hocam, Süleyman Demirel Üniversitesi Hadis Bölümünde aynı zamanda öğretim görevlisidir kendileri. Aynı zamanda da hemşerimdir. Çok teşekkür ediyoruz hocam size. Ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyemizdir. Aynı zamanda Diyanet Radyo dinleyenler de yakından tanıyacaklar. Doktor Muhlis Akar hocam bizlerle birlikteydi.
Efendim yarın yine biz burada olmayı diliyor ve istiyoruz. Cenab-ı Hak bize ne nasip ederse 21. günü de sizlerle birlikte iftarı beklemek istiyoruz. Sizler de bizimle beklerseniz bizi memnun edersiniz. O ana dek hoş kalın, hoşça kalın. Her şeyi kuşatan Allah'ım, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Yüce Rabbim. Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Şükürler olsun verdiğin nimetlere. Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma ya Rabbi. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli kazanç, hayırlı, sağlıklı ömürler ihsan eyle Allah'ım. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden koru. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle nurlandır. Dünyanın her neresinde olursa olsun ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara, biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını üzerlerinden esirgeme. Akıbetimizi hayır eyle. Sağlık ve afiyetimizi daim eyle. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Bize dünya ve ahirette İyilik, güzellik ihsan eyle. Bizleri salih kullarından eyle. Senin
her şeye gücün yeter Allah'ım. Amin.